Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugün Stanford Üniversitesi'nde mahkum veya gardiyan olma psikolojisini inceleyen Stanford hapishaneye deneyini anlatacağım. 1971 yılında psikolog Philip Zimbardo tarafından gerçekleştirilen deneye 24 lisans öğrencisi katıldı. Seçilen öğrenciler Stanford Psikoloji Binası'nın Bodrum katındaki sahte hapishaneye yerleştirildiler. Bu olay birçok filme de konu olmuştur. İlk olarak 2001 Alman yapımı Deney filmine, daha sonra 2010 yapımı The Experiment filmine, son olarak 2015 Amerika yapımı aynı adlı The Stanford Prison Experiment filmine konu olmuştur. 1971 yılında Philip Zimbardo isimli bir sosyal psikolog, insanların sosyal rollere nasıl tepki verdiğine dair bir deney düzenleme kararı aldı. Stanford Üniversitesi'nin Psikoloji Departmanı'nın Bodrum katına inşa edilen sahte bir hapishanede gardiyanlar ve mahkumlar olarak davranmaları sağlanacaktı. 2 hafta sürecek olan deney için 24 kişiden oluşan bir grup erkek üniversite öğrencisi kullanıldı. Fakat Zimbardo deneklerine hangi role sahip olacaklarını onların haberi olmaksızın belirledi. Deneklere önceden bunun 2 haftalık bir deney olacağını, bir hapishanenin simüle edileceğini, gün başına $15 alacaklarını bildirdi. Mahkumlara deney süresince gardiyanların emirlerini dinleme zorunluluğu yüklendi. Gardiyanlara ise mahkumlara sözlerini geçirebilmek için olabildiğince sert davranmalarını, ancak şiddete kesinlikle başvurmamalarını tembihledi. Zimbardo sonradan yayınlanan görüntülerde deney öncesinde gardiyanları eğitirken mahkumlar üzerinde can sıkıntısı hissi ve bir dereceye kadar korku yaratabilirsiniz diyordu. Onların hayatlarının sistem tarafından, sizler ve bizler tarafından kontrol edildiği hissine kapılmalarını istiyordu ve kesinlikle özel hayatları olmayacak diyordu. Onların bireyselliklerini çeşitli yollarla ellerinden alacaklarını ve sonucunda tüm gücün onların elinde olacağını söylüyordu. Gardiyanlar tıpkı gerçek gardiyanlar gibi giydirildi. Ellerine tahta sopalar verildi. Tamamen gerçek bir hapishane ortamı yaratılmaya çalışıldı. Göz temasına engel olması amacıyla aynalı gözlükler verildi. Zimbardo 14 Ağustos 1971 günü mahkum konumunda olacak denekleri kendi evleri önünde ansızın beklenmedik bir zamanda tutuklayarak deneye dahil etti. Tutuklamaları Pelo El Topolis'i Zimbardo ile anlaşmalı olarak yaptı ve mahkumları silahlı soygun suçuyla suçladı. Mahkumlar tüm gerçek tutuklanma prosedürlerinden geçirildi. Parmak izleri alındı, profil fotoğrafları çekildi. Polis karakolundan sonra sahte hapishaneye gerçek bir mahkum taşıma aracılığıyla transfer edildiler. Yani her şey gerçek gibiydi. Mahkumlara ise tıpkı gerçekte olduğu gibi oldukça rahatsız edici bir mahkum kıyafeti giydirildi ve bileklerine birer zincir vuruldu. Gardiyanlara mahkumları onlara atanmış ve mahkum kıyafetlerine işlenmiş numaralarla çağırmaları tembihlendi. Böylece tamamen gerçek bir hapishane ortamı yaratıldı. Hapishanedeki her bir hücre 3 mahkuma ev sahipliği yapmaktaydı. Hücreler oldukça dardı. Mahkumlar için bir hapishane bahçesi yaratılmıştı ve gardiyanlar için ise geniş, rahat alanlar kurulmuştu. Gardiyanlar üçlü gruplar halinde 8 saatlik vardiyalarla çalıştılar. Gardiyanların görev sonrası hapishane alanında bulunmaları gerekmiyordu. Deney bu şekilde başladı ve göreceli olarak sorunsuz bir günden sonra daha 2. günden ortalık karışmaya başlamıştı. 2. gün 1. hücrede kalan mahkumlar kapılarını yataklarla bloke ederek kıyafetlerini çıkardılar ve gardiyanları artık dinlemeyeceklerini söyleyerek emirleri reddettiler. Olaylar bu şekilde başladı ve sonuçlar oldukça rahatsız edici düzeydeydi. Sıradan ve normal sayılacak üniversite öğrencileri sadece birkaç gün içerisinde vahşi düzeyde sadist gardiyanlar ve gitgide korkaklaşan mahkumlara dönüştüler. Her geçen gün her biri rollerine daha da bağlı hale geldiler. Gün geçtikçe gardiyanlar giderek şiddetlenen psikolojik kontrol taktikleri geliştirmeye başladılar. Örneğin isyanlara katılmayanları aldıkları özel bir hücre yarattılar ve burada onları ödüllendirmeye başladılar. Benzer şekilde mahkumların yatak çarşaflarını ve süngerlerini alarak onları metal yataklarda uyumaya zorladılar. Kısa süre içerisinde gardiyanlar mahkumlara önce gizli, sonrasında ise açık şiddet uygulamaya başladı. Yemeklerini yemeyenler için gardiyanlar tarafından karanlık bir oda yaratıldı ve oraya hapsedilme cezası uygulanmaya başlandı. Sadece 36 saat içerisinde 8612 numaralı mahkum Zimbardo'nun tanımıyla çılgın tavırlar sergilemeye başladı. 8612 numaralı mahkum bağırıyor, çığlık atıyor, küfür ediyor ve kontrolsüz öfke nöbetleri geçiriyordu. Deneyi yapanların bu durumu kabullenmesi zor olsa da deneyin salınması karar verildi. Deneyin başlamasından sonra sadece 6 gün geçmesine ve deneyin içeriği tamamen rol yapmaya dayanıyor olmasına rağmen sosyal ilişkilerin gerçekliğinden ötürü mahkumlarla gardiyanlar arasındaki ilişki o kadar sadist ve vahşi bir hale gelmişti ki Zimbardo beklediği süreyi tamamlayamadan deneyine son vermek zorunda kaldı. Deneyi ilk günlerinden itibaren gardiyan konumundaki öğrenciler sözlerini mahkumlara dinletebilmek için giderek şiddetli hale gelen yöntemler uygulamaya başlamışlardı. Mahkumlarda ilk günlerde gardiyan konumundakilerin gerçek hayatta kendileriyle aynı düzeyde olduğunu bildiklerinden inatçı ve zoraki bir şekilde rollerini üstlenen bir tablo çizmişler, ancak her geçen gün bu inatlaşmaya bağlı olarak artan gardiyan şiddeti onları giderek uysal ve korkak bir hale getirmişti. Bu deney toplumun onlara biçtikleri rollere farkında olmadan nasıl sahiplendiğini ve o rolün etkisinden çıkamadan kontrolsüz bir şekilde yerine getirdiğini göstermeyi hedeflemekteydi. Deneyle ilgili birçok tartışma ve karşıt bilimsel makale yayınlanmıştı. Özellikle de aradan geçen 48 yıl sonunda 2019 yılında Philip Zimbardo deneye ait orijinal kayıt ve dokümanları halkın erişimine açma kararı almıştı. Şu ana kadar makaleye yöneltilen eleştirilerden birisi denekleri rastgele seçilmediği, tam tersine seçilen kişilerin agresiflik, otoriteryenizm, makyavellianizm, narsizm ve sosyal baskınlık gibi açılardan ortalamadan yüksek puanlar almış, empati ve altruizm alanlarında ortalamadan düşük puanlar almış bireylerden oluştuğu yönündeydi. Modern psikoloji ve sosyoloji kuramları ışığında geliştirilen bir diğer eleştiri, bu deneyde ortaya koyulan türden zorbalığın kendiliğinden ortaya çıkmasının güç olduğu, daha ziyade baskı ve zorbalık üzerine kurulu sistemlerde doğal bir yan etki olarak ortaya çıktığı yönündedir. Bazı araştırmacılar, gardiyan rolündeki kişilerin özellikle zorba olmak veya zorbalaşmaktan ziyade deneyi yapan bilim insanlarının onları zorbalığa yönlendirmesi ve teşvik etmesi sonucu deneklerin zorbalaştığını ileri sürmektedirler. Bugüne kadar deneye yönelik geliştirilen eleştirilerden bir diğeri, gardiyanlar arasındaki davranışsal çeşitlilik ile ilgilidir. Gardiyanların bir kısmı zorbalığa ve zorbalık yapmaya yönelik üzerlerindeki baskıya aktif olarak ayak diremişlerdir. Bunu fark etmek önemlidir. Çünkü zaten modern psikoloji ve sosyoloji çerçevesinde gördüğümüz, içinde bulunulan durumun kişilerin davranışlarını elbette etkilediği, ancak bireysel tercih ve kararların sonuçları etkileyebildiği ve buna bağlı olarak bireylerin suç ve başarılarından mesul olabildiği argümanıdır. Bu önemli bir eleştiridir. Çünkü Stanford hapishane deneyiyle ilgili yaygın bir kanı, toplum içerisinde belirli roller verilen kişilerin kaçınılmaz olarak vahşileşeceği ve zorbalaşacağı yargısıdır. Eğer durum buysa, her koşulda kişilerin aksiyonlarından ziyade kurumların yönergeleri sorumlu tutulacaktır. Ancak eğer durum bu değilse, kurumun yozlaşmışlığı her ne kadar ne düzeyde olursa olsun, bireylerin kararlarının önemi vurgulanmış olacaktır. Böylelikle yozlaşmış kurumların iyileştirilmesi yönünde bireysel çabalar sarf etmekte teşvik edilebilir olacaktır. Görünen o ki Stanford hapishane deneyine benzer şekilde yapılan deneylerde her zaman zorbalığın doğal olarak ortaya çıkmadığı, tam tersine bazı deneylerde deneklerin eşitlikçi ve adil bir sosyal yapı inşa ettiği gözlemlenmiştir. Evet, bu videoda Stanford hapishane deneyini izledik. Peki sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Sizce burada bireyler mi suçludur yoksa kurumlar mı? Yani bireyleri böyle davranmaya iten kurumlar mı, yoksa o kurumlar böyle davranmaya itse bile bireylerin bunları yapıyor olması mı? Bununla ilgili yorumlarınızı videonun altında görmek isterim. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.